Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün çok değerli bir konuğum var. Uzman doktor Doruk Gül bizlerle. Doruk hocam, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak ve özellikle de yaz mevsimi geldi, karneler alındı ve sonrasında artık tatil planları yapılıyor ama bir yandan da çok merak ediyoruz, acaba çocuklarda güneş kremi kullanımı nasıl olmalı? Biz şimdi öncelikle çocuklarımızın günün 10 ve 16 saatleri arasında mümkün olduğunca güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmasını istemiyoruz. O yüzden de yani çocuklarımızı bu saatler arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkarmayalım. İlk 6 ay boyunca güneş kremi, güneş koruyucu kremi de kullanımını önermediğimiz için mevcut kıyafetlerle, uzun kollu, pamuklu, rahat kıyafetlerle bebeklerimizi korumamızı, 6. aydan sonra da güneş koruyucu kremleri, 30-50 koruma faktörlü kremleri uygulamaya başlamamızı istiyoruz. Peki hocam, ilk 6 ayla 12 ay arasında dediniz değil mi? İlk 6 ay güneş koruyucu krem uygulamıyoruz ama 6. aydan sonra rahatlıkla tüm çocuklarımıza güneş koruyucu krem kesinlikle uygulamayı öneriyoruz. Peki hocam, bir yandan da bu yazın aşırı sıcak geçmesi bekleniyor. El Niño sıcakları gelecek diye haberlerini yaptık biz. Yine tatil kısmındayken işte ilk defa denizle, kumla, güneşle buluşacak olan çocuklar hangi saat aralığında yine ve ne kadar süre kalmalılar? Öncelikle yine dediğimiz gibi güneş ışınlarının en dik geldiği saatler 10 ve 16 saatleri arası. Bizim bu güneşin ultraviyole ışınlarının en zararlı olduğu saat aralığımız. O yüzden bu saat aralıklarında mümkün olduğunca dışarıya çıkarmayalım. Bunun dışındaki saatlerde de bizim çocuklarımızın doğrudan güneş ışığına 15 dakika, 30 dakika ön kolumuzun maruz kalması gerekli, zaten D vitamini almamız açısından yeterli bir süre. Onu önerimiz dahilinde. Ama bunun dışında ilk 6 ay zaten güneş koruyucu krem kullanmadığımız için çocuklarımızı kesinlikle iyi uzun kollu kıyafetlerle kapamamız gerekmekte, vücutlarını doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmamalıyız. Şöyle bir şile bezi olabilir, beyaz pamuklu kesinlikle olabilir, bir şapka pamuklu olabilir. Evet. Aynen. Siperlikli şapka diyoruz. Siperlikli şapkalar doğrudan yüzün güneşe maruz kalmasını önlediği için vücudumuzu uzun, pamuklu, rahat kıyafetlerle, yüzümüzü ise siperlikli şapkalarla korumamızı istiyoruz. Belki birçok anne baba bunu bilmiyor olabilir. Daha yeni doğmuş çocuğunu ilk defa denizde kumla buluştururken hadi koruyucu kullanayım derken aslında ne kadar zararlı olduğunun da altını çizelim. İlk 6 aya kadar güneş kremi sürülmemesi gerektiği aynen konusunda. D vitamininden bahsettik az önce. D vitamini çocuklar için, gelişimi için çok çok önemli. Sadece elinin, kolunun ya da ayaklarının maruz kalması, güneş ışığına maruz kalması belirli saatlerde 15 dakika, 20 dakika yeterli olur mu? Evet evet, yani özellikle de ön kol olarak tarif ediyoruz. Ön kola gelen güneş ışınlarının yaklaşık 15 dakika, yarım saatlik bir alınması gayet bizim D vitaminli idame doz dediğimiz, yani vücut için gerekli olan dozu sağlamakta. Hocam, bir yandan da özellikle sosyal medya kullananlar çok çok iyi bilirler ki şundan çok fazla yakınıyoruz. Güneş kremleri neden bu kadar çok pahalı şeklinde ve bununla birlikte alternatif olarak bir takım bitkisel ürünler ya da şu yiyecekleri yediğiniz zaman güneşten tamamen korunursunuz şeklinde bir takım böyle bilgiler de var. Bunun doğruluğunu sizden öğrenmek isteriz. Şimdi öncelikle bu konuda hani güneş koruyucu vücudumuzda o bitkisel karışımlar ve benzeri bu şekilde bir hani tavsiye değil. Biz tamamen çocuklarımızın uzun kollu, pamuklu, keten olabilir, şile bezi olabilir, yani vücudu terletmeyecek olan kıyafetlerle doğrudan o güneş ışınlarına maruz kalmasını önlemenizi istiyoruz. O yüzden de hani mümkün olduğunca diğer kısımda işte bunları karıştırdım, bunları sürdüm ve benzeri kısma girmiyor. Yani güneş koruyucu krem kullanabiliyorsak kullanalım ama onun dışında mümkün olduğunca kıyafet korumasıyla bebeklerimizi, çocuklarımızı koruyalım. Bir reklam vardı, ilk defa orada birçoğumuz şahit olduk. Bir resmen hani güneş kremi sürdükten sonra aslında tam tersi siyah renkte bir kremi sürüyoruz ki hani güneş ışıklarını itebilsin diye, değil mi? Onu tam açıklayabilir misiniz hocam?
Şimdi şöyle, yani güneş ışını itme gibi değil. Bizim güneş kremlerimizin içerisindeki maddeler doğrudan o cilde gelen, temas eden ışınların zararlı etkilerini önleyen kremler. O yüzden hani renkle alakalı bir durumumuz yok ki. Güneş kremlerinin çoğu böyle beyaz renkli, krem renkli olurlar. O yüzden hani renkle alakalı bir durum değil. Bu tamamen kremlerin içeriğinde güneş ışınlarının zararlı etkilerini önlemesiyle alakalı bir durum. O şekilde kullanımını zaten bizler için oldukça önemli. Peki hocam, yani oldu ki çocuğumuz işte arkadaşlarıyla kumda oynuyor. Ondan sonra biz de arkadaşlarımızla kahve keyfindeyiz denizin kenarında. Çok fazla güneşe maruz kaldı. Bu süreçte ne yapmak lazım? Şimdi şöyle, zaten o her kesinlikle eğer ki böyle ikinci, üçüncü derece yanık dediğimiz olay gerçekleştiyse eğer zaten kesinlikle bir hekim kontrolüyle gerekli krem tedavilerinin düzenlenmesi lazım. Çünkü o cilde gelen güneş ışınları cildi harap ettiği için, oradaki hücreleri de harap ettiği için orada yaralar oluşturabilmekte, çocuklarımızın temasıyla birlikte enfeksiyona dönüşebilmekte. Bu isteğimiz dahilinde değil. O yüzden ileri bir yanık olduğunu düşündüğümüz, kızarıklığın fazla olduğunu düşündüğümüz durumlarda bir hekim başvurusu kesinlikle önerimiz dahilinde. Ama birinci derece dediğimiz daha ilk derece yanıklar içinde gerekli krem tedavileri vücuda sürülerekten o yanığın geçirilmesini öneriyoruz. Hocam hatırlarsanız bizim çocukluğumuzda ondan bahsedeceğim. Gerçi şimdi günümüz anneleri çok daha bilinçli ama işte su toplayacak kadar böyle güneşin altında yanıp kavrulduktan sonra bir akşamleyin böyle rahat uyuyabilsin diye yoğurt sürme durumu söz konusu Evet. olurdu. Ama bu durumlarda artık hastanelerde bile işte birinci derece yanık, ikinci derece yanık böyle ayrımlar söz konusu. Direkt olarak böyle bir şeyle maruz kaldıklarında doktora gözükmelerinde fayda var diyoruz. Kesinlikle bunu öneriyoruz. Şimdi oradaki yoğurtla alakalı durum tamamen yoğurdun serinliğinin getirdiği bir durum aslında. O hani sıcaklık hissiyatını önlemesine adına bir şey. Ama zaten günümüzde hastaneye ulaşım, her hastanedeki doktor ulaşımı da gayet rahat. O yüzden herhangi bir ileri bir yanık olduğunu düşündüğümüz, hele ki su toplama evresi dediğimiz bir durum söz konusuysa kesinlikle bir hekim kontrolünde gerekli tedavinin başlanması gerekir. Peki hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için ama eklemek istediğiniz varsa onu da duymak isteriz mutlaka. Çocuklarımızın aynı zamanda güneş ışığına çıkmadan bir 15-30 dakika öncesinde kremlenmesini istiyoruz. Yine aynı zamanda yaz döneminde havuz, denize giren çocuklarımızın her ıslanmasının ardından vücutlarının güzelce kurulanıp bu güneş koruyucu kremlerinin de tekrardan sürülmesini istiyoruz. Bu bizim için oldukça önemli. Yani gün içinde ailenin bir kere sürdük deyip de bu olayı kesmesi değil. Her böyle ıslanma, kurulanma, vücudunu kurulamanın ardından güneş kremlerini tekrardan sürmemiz gerekmekte. Krem ya da kıvam açısından soruyorum. Sprey ya da krem Aha. olması ya da bir yandan da bazen yağlar karıştırabiliyor insanlar yağ Evet. olarak. O şekilde Evet. yağ aslında daha zararlı diye biliyorum. Doğru mudur? Bebek yağları kesinlikle daha fazla yanmaya neden olması nedeniyle sürülüyor zaten. O asla önerimiz dahilinde değil. Sprey ya da krem formunun bizim için önemi şu, vücuda tamamen yedirilebilmesi. Yani tüm vücudumuza güzellikle deride açık bölge kalmayacak şekilde uygulamamız gerekmekte. O yüzden önemli. Hocam bir kez daha altını çizelim o zaman. Çocuğumuzu ilk 6 aya kadar güneş kremi sürmeden güneşle temas ettiriyoruz. Onları beyaz ve Kıyafetlerle. lerle koruyoruz. Sonrasında ise güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika evvelinde sprey olur ya da krem olur fark Krem etmez. olur. Yağ olmaksızın, bebek yağı olmaksızın güneş koruyucular. Aynen. Peki faktör olarak işte şimdi 80 faktöre kadar, 100 faktöre kadar Evet. korumalar da var. Onu da sormak isterim son olarak. Aynen. 30, en az 30 güneş koruma faktörünü istiyoruz. 30-50 güneş koruma faktörü bizler için gayet uygun. Ama en az 30 güneş koruma faktörü olmalı. Bunu da yine güneşe çıkmadan önce ya da güneşe ya da suyla Aynen. temas ettikten sonra da yenilenmesi Her suretiyle. daim yenileyeceğiz. Peki hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Evet, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktoru Sayın Doruk Gül bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.